Damla bu ne? Ya Damla bu ne ya? Ya siz ne yapıyorsunuz ya? Ben de çok yoruldum. Ya senin bu tipin ne? Tipin ne? Küçük adam senin bu tipin ne? Senin bu tipin. Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Dün boş ev videosu çekmiştim. Bugün de yine evde açtım kamerayı. Çünkü artık eve yerleşmeye başladık. Ve bugün mutfaktayım. Mutfak eşyalarımı yerleştiriyorum. Umarım beğenerek izlersiniz. Severek izlersiniz. Ben şimdiden başlıyorum. Evde çok fazla iş var. Bir an önce başlayalım ki çabucak bitsin. Çünkü artık günlerdir çok yorulduk. Ama her zaman söylediğim gibi bu yorgunluk gerçekten bir şeylere değiyor. Güzel hissediyorum. Şu arkamda gördüğünüz boş rafa bardaklarımı dizeceğim. Önce şöyle bardaklarımı pıt pıtlı kağıtlardan ayırayım. Ondan sonra dizelim. Bu sırada da biraz sohbet edelim. Ben size son gelişmelerden haberdar edeyim. Şimdi dün ben o görüntüleri çekip, yani boş ev videosunu çekip kamerayı durdurduktan yaklaşık bir saat sonra falan nakliyeciler geldi. Çünkü çok fazla eşya, yani tahminimizden daha fazla eşya varmış. Tabii ki biraz fazla yoruldu. Biz de dahil olmak üzere. Çünkü biz de bir yandan hala bir şeyleri toplayıp kaldırmaya çalışıyorduk. Kolilerimiz tam anlamıyla bitmemişti. Yani adamlar gelip eşyaları taşırken biz hala koli yapmaya devam ediyorduk. O yüzden biraz zor ve yorucu oldu açıkçası. Bence işin en zor kısmı zaten oydu. O da bitmiş oldu. Bu yüzden aşırı mutluyum. Çünkü büyük eşyalar çıkınca ev tamamen boşalmış gibi bir şey oldu. Bence bu işin en yorucu kısmı da şu. Bunu dün fark ettim. Şimdi büyük eşyalar çıkıyor ya hani. Sona kalan böyle işte çekmecede en son kalan, o rafın üstünde en son kalan, işte mutfak rafında en son kalanlar bir anda daha çok göze batmaya başlıyor. Yani aslında sizin gün içinde çok az kullandığınız şeyler bir anda gün yüzüne çıkmaya başlıyor ve onun neyi nereye koyacağınızı bilemiyorsunuz ya. Bana en zor o geldi. Yani atıyorum işte mumluk çıktı. Ben bu mumluğu zaten rafımın atıyorum en alt kısmında kullanıyordum ve hani gün içinde görmüyordum bile bunu. Ama tabii eşyalar çıkınca bunlar daha çok gözüme batmaya başladı. Nereye koyacağım konusunda bayağı bir sendeledim. Bir de şey çok yorucu bence. Bu eve yarısı geliyor. Yarısı o evde kalıyor. Böylelikle ne burası tam olmuş oluyor ne de orası tam olarak bitmiş oluyor. O iş biraz sıkıcı. Yani ben böyle biraz takıntılı bir insanım. O yüzden hani ikisinin de böyle yarım yarım kalıyor olması beni birazcık sinirlendiriyor. Çabucak bitsin istiyorum. Bugün de kalktık sabahtan elektrik, su ve doğalgazı açmaya gittik. Bunlar da tabii biliyorsunuz uğraştırıcı işler. Bunlarla biraz uğraştık. Zaten yaklaşık 3'e falan geliyordu. Biz eve geldik. Bir şeyler yedik. Eski eve gittik. Birkaç ıvır zıvır aldık. Tekrar buraya geldik. Şimdi koltuklar kuruluyor. Bir yandan salonu toparlamaya çalışıyoruz. Bir yandan işte ben banyonun şu an için elimde olan deterjanlarını ve işte bakım eşyalarımızı yerleştirdim. Sonra mutfağa geldim. Yani yarım yarım oluyor ama yine de bir şekilde toparlanıyor. En azından birkaç koli çıktıkça insan rahatlıyor. Evden paketleyip buraya getirdiğimiz eşyaların bazıları şu anda kullanmayacağım şeyler. Mesela çay fincanlarımız vardı bizim. Hani onlardan artık biraz sıkılmıştım. Onu mesela yazlığımıza göndereceğim. Ben Ikea'dan yenisini aldım. Onları da yerleştireceğim ama onlar henüz yıkanmadı. Daha hala kirli durumdalar. Çünkü buraya henüz makine falan hiçbir şey bağlanmadı yani. Yıkayamıyorum. O yüzden onları yerleştiremiyorum. Elimde olan şeyleri yerleştireceğim. Bir kutu bir kutudur. Şu an o gözle bakıyorum yani.
ufak bir değişiklik yapıyorum ve şurada duran büyük bardakları bir üst rafa alıyorum. Çünkü buraya su bardakları gelecek, onları unuttum ben. Oscar Rio. Bu salon aynen devam. Kötü bir ses. Dedim, en son mutfak dolaplarımı yerleştirirken görmüştünüz. Mutfağın şimdiki halini de göstereyim ama yine tam değil. Buralar biraz dağınık. Şu anlık hali bu şekilde. Yani çok ses var bir dakika. En son gördükten sonra siz şöyle bir durum güncellemesi yapayım buraya da aynı zamanda. Fırın ve ocak takıldı dün. Biraz çekmecelerim eski evimden küçük olduğu için bir tık dar geldi. O yüzden kaşıkları böyle çıkardık. Buraya bir kaşıklık alınması gerekiyor. Yani burası gördüğünüz gibi dağınık, toplu değil asla ama en son gördüğünüzden beri de şu yerdeki koliler falan kalktı. Salonun son hali bu şekilde. Koltukların üstü şu anda örtülü. Sebebi de biz hala terlikle gezdiğimiz için Oscar yerlere basıp sonra koltuklara çıktığı için hani ayaklarını her dakika silemiyoruz ve gözden kaçırıyoruz. O yüzden böyle bir şey serdik. Tabii ki bütün işler bittiğinde bunlar da kalkacak. Ben şöyle soğuk bir kahve yaptım kendime. Şimdi bunu içeceğim. O zaman tekrar görüşmek üzere. Evet. Günaydın, böyle bir sabah. Günaydın İsa abi. Herkese merhabalar. Günaydın. İsa abi geldi artık olan perdelerimizi takmak için. Bir önceki videolarından hatırlarsınız. Merhabalar. Bahsi geçen Cemil ablam. Ben çok seviyorum. Evet. Ben de seni seviyorum Cemil abla. Fuat artık yok, evet, işe gitti. Çalışsın çalışsın. Ya. Salonun perdesi asılıyor. Bugün bir de mutfağın değil mi? Evet, aynen öyle. Diğerleri daha sonra. Şimdi önce... sonra. Müşterimiz yabancı olmadığı için çift servis yapıyoruz. Ay teşekkür ederim İsa abi. Eksik olmayın. Rica ederim. Böyle şöyle gidiyor. Bilal'ın evi çok güzeldi değil mi? Gerçekten çok güzelmiş. Ya teşekkür ederim. Evet, İsa abi o gün de söyledi beğendiğini. Evet. Açıyorsun. Buradan hava geliyor güzel bir şekilde ve görünmüyorsun. Aynen. Tekrar şu şekilde açıyorsun şöyle. Dışarıdan da güzel bir görüntüsü vardır bakın. Evet evet. Yani dışarıdan bakan da şık bir perde görür yani. Öyle kötü bir durum görmez. Güzel duruyor aynı. Şu şekilde bakın şöyle. Çok güzel. Bir de çay içiyorsun, kahve içiyorsun mesela. Dedim ki şu alttan bakan bizi görmesin. Şuradan beni görmesin ama ev içeriye aydınlık gelsin mesela. Bunu kapatırsın şu şekilde. Buradan da bunu böyle aşağı indirirsin şöyle. Bunu da indirirsin. Şu şekilde. Şöyle ben hem aydınlık gelir hem oradan bakan yani göz hastası sizi görmez. Yukarıdan görür ama şuradakiler sizi görmez. Evet. Güzel iş. Herkese merhaba. Fuat'ın yok bunu aratmıyor abi. Bence. Ve evet artık
Ev sessiz olduğu için korktu bu, korktu. Artık perdelerimiz de bitti. Yani aslında şöyle bitti. Tabii ki tam olarak bitmedi. Ama evin camları boş olduğu için ve biz artık evin içinde yaşamaya başladığımız için en azından bir güneşlik takılması gerekiyordu. Ben de İnsi abi'yi aradım. Hani böyle böyle İnsi abi, biz de artık evde kalmaya başladık falan dedim. O da sağ olsun beni kırmadı. Sadece gelmiş olan perdeleri alıp bize geldi ve onları taktı bugün. Tabi sadece storlar gelmiş oldu ama o da şu anda iş görüyor. En azından camlarda güneşlik var ve hani dışarıdan görünmüyoruz. Bu yetiyor bize şimdilik. Tüllerimiz var. Onlar sonra gelecekler. Çünkü atölyeye gönderdiği için birazcık daha zamanı varmış onların. Dediğim gibi biz geçe kaldık. Çünkü her şey 3 gün içinde geliştiği için hani neyi yapacağımızı bilemedik. Bu yüzden biraz geç kaldık. Neyse, şu an kapının önündeyim çünkü onlar biraz önce gittiler. Ben de hemen burada kamerayı açayım ve birazcık size bu olanlardan bahsedeyim istedim. Bu arkamda gördüğünüz portmanto, videonun başında zaten görmüştünüz, Fuat bunu yapmaya başlamıştı. Bu aslında bitti hemen hemen. Evet, böyle devam edeceğim konuşmaya çünkü Oscar asla rahat vermiyor. Evde genelde yalnız ikimiz birlikte olduğumuz için hep birlikte vakit geçiriyoruz. Böyle uzanıyoruz, işte oturuyoruz. Oyun oynuyoruz ya da şimdi ben böyle kameraya sabit bakıp konuştuğum zaman fark edip hemen gelip bacaklarımı tırmalamaya başlıyor. Yani bunu da onsuz yapamayacağımı söylemek istiyor galiba. Çünkü bu taşınma sürecinde o da bayağı etkilendi bence. Çünkü odası yoktu, her yer koliydi ve böyle bayağı rahatsız oldu anladığım kadarıyla. Birkaç gün annemlerde kaldı. Hatta tabii 3 gün falan annemlerde kaldı. O yüzden şu an bize aşık gibi, yani peşimizden ayrılmıyor. Otururken bile kıçını gelip bacağımıza koyuyor. Öyle yani, ayrılmaz bir ikili gibiyiz şu anda evde. Şimdi şu arkada görmüş olduğunuz portmanto, yani videonun başında Fuat'ı yaparken görmüştünüz. O artık hemen hemen bitti. Yani aslında tamamen bitti ama bizim tam tahmin ettiğimiz gibi olmadı. Sebebi de şu, şu raf, yani şu göz tamamen ayakkabılık olacaktı. Öyle de oldu. Gayet de güzel, her şeyi aldı aslında. Bizim böyle dışarıdan geldikten sonra montlarımızı, hırkalarımızı falan asacağımız alan olacaktı. Ama askılık kısmı çok dar, çok küçük. Onu nasıl alabileceğimizi çok fazla düşünemiyorum. Onun içine kanca almayı düşünüyoruz. O yüzden şimdi hemen size de göstereyim onu. Dolabımız şöyle sürgülü. Biz sürgülü olmasını tercih ettik. Çünkü bu ara koridor biraz ince ve uzun olduğu için kapaklarıyla burayı daraltmak istemedik. Askılığı da bakın şöyle. Şu ara kısma böyle arka arkaya askılıklarla işte kıyafetlerinizi asıyorsunuz. Mont, hırka, o tarz şeyleri asıyorsunuz. Ama böyle büyük bir dolap için sadece şurası birazcık yetersiz geldi bana. O yüzden biz de bunun içine farklı bir şekilde kancalar alıp hani orayı da değerlendirmek istiyoruz. Zaten giyim odamızda yeterli alan var şimdilik. Burayı şu an kullanmıyoruz. Çünkü giyim odamızda yeterli alan olduğu için montlarımızı, hırkalarımızı şimdilik oraya koyuyoruz. Eğer ihtiyaç olursa buraya koyarız. Belki de hiç buraya ihtiyaç kalmayacak ve hepsi orada kalmış olacak. Buraya sadece bize gelen işte misafirler veya bizim giydiğimiz günlük şeyleri koyarız. Öyle çok fazla doldurmayız ki bu bence daha güzel olur. Şimdi ben bir su içmek istiyorum. Ondan sonra ne yapacağımızı söyleyeceğim size. Evet, şimdi evi ben hemen hemen zaten toparladım. Azıcık sizle, azıcık siz yokken toparladım. Çünkü kamera açıkken bayağı yavaşlıyorum ister istemez. Hani böyle hep aklım kamerada kalıyor. Birazcık elimi hızlandırmak adına siz yokken dolapları falan düzenledim. Çünkü dolaplar kuruldu ve koliler bekliyordu. O yüzden hani kamerayı o sırada açamadım. Zaten böyle bir evde kalabalık vardı. Herkes bir yerleri toplamaya çalışıyordu. O sırada birazcık açamadım ve oraları ben aslında yaptım ama şöyle bir şey var. O benim zaten asıl düzenim değil. Çünkü o anda yardım etmek isteyen hani birçok insan buradaydı. Hepsine tek tek zaten teşekkür ederim. Hepsinin bende yeri çok ayrı olan insanlar zaten. Ayrıca onlar buradayken tabii her şeye yardım etmek adına hani böyle herkes bulduğu koliyi açıp bir yerlere yerleştirmeye başladı. O benim tabii ki asıl düzenim değil. Çünkü hani ne kadar da başkaları yapsa ya da siz de öyle ne kadar ayaküstü de yapsak bir işi o tam olmuyor. Yani o bir ay içinde örnek veriyorum
daha kaç defa eminim ki o dolaplar düzelir. Çünkü hala eksik raflar var. Hatta böyle anlatıyorken gidelim göstereyim size ya. Şimdi bu bizim full askı olacak dolabımız. Daha doğrusu şöyle gösteriyorum hemen. Buraya bir askı, şuraya da bir askı gelecek şekilde biz bu dolabı ikiye ayırmayı planlıyorduk. Buraya az kullandığımız ya da hani böyle çok ayda yılda bir kullandığınız işte o trench coatlar, baharlık şeyler ya da işte tam kışlık şeyler, böyle tam kalın montlar falan olur ya, hani asıl yer kaplayan şeyler zaten onlardı. Onları asmayı planlıyorduk. Aşağıya da benim çok sıklıkla yine kullanmadığım kıyafetlerimi koymayı düşünüyorduk. Ama bakın görün ki şurada sadece bir tane mont var. Üstünde de bir havlu kutusu var. Sebebine gelecek olursak. Şimdi şöyle ki Ikea'ya gittiğimiz gün askılık bulamadık ve onunla birlikte birçok raf da bulamadık. Bunun sebebi de gelmiyormuş. Yani yurt dışında şu anda bizim ülkemize çok fazla gelmediği için sırada da birçok kişi varmış. Hatta artık showroom'da bu hani gösterdikleri, işte siz bir şey sorduğunuzda böyle standlarda gösterdikleri ürünler var ya, onları veriyorlarmış ve artık onlar da bitmiş. Sırada da onlarca kişi varmış. O yüzden henüz şu anda bize sıra gelmedi. Sık sık Ikea'ya gidiyoruz ya da arıyoruz. Hani haber verin bize. Gelirse eğer biz de bekliyoruz diye söylüyoruz. Ona göre işte gidip alacağız geldiğinde. O yüzden şu an için böyle boş gördüğünüz gibi. Yani kısacası şu an için neyi nereye koyacağımı ben de çok fazla bilmediğim için ve hala eksiklerim olduğu için hani kamerayı açıp da şunu yapamadım. İşte bunu buraya koyacağım ama şu an koyamıyorum çünkü askı yok falan. Bunu yapmamak için yaptıktan sonra size göstermek daha mantıklı geldi. Mesela şu, bu oda hemen hemen bitti şu anda ama burayı da göstermeyeyim. Çünkü ev turu yapacağız dediğim gibi onu da göstermek istiyorum. Ama bugün ne yapacağımıza geleyim artık. Bugün artık makyaj masamı getirdik. Fakat aynasını hala asamadık. Daha doğrusu ona fırsat kalmadı. Fuat bu hafta çok yoğun bir şekilde çalışmaya başlıyor. O yüzden kuramadı ve buna vakit olmadı açık söylemek gerekirse. O asılacak ama ben o asılmadan yine de ben düzenimi kurayım. Ondan sonra zaten onun da benimle çok fazla bir işi yok diye düşünüyorum. Sadece ayna alınıp yukarıya asılacak, o kadar. Şimdi gidelim makyaj masamı ve o masanın işte iki tane çekmecesi var. Onları düzenlemek istiyorum. Birlikte yapalım bence. Ve sonra bu videoyu kapatayım artık. Ondan sonra da başka videolara geçeyim. Çünkü aklımda sizinle paylaşmak istediğim birçok şey var. Çok hızlı konuşuyorum. Kusura bakmayın ya. Benim kamerayla uğraştığımı görünce biraz benimle takıldıktan sonra yatak odasına gelip uyumaya başlamış. Şimdi Oscar burada uyusun. Biz konumuza gelelim. Şurada gördüğünüz koli şu anda bizim boşaltmamız gereken koli. Şu aşağıda duran fotoğraflarda bizim fotoğraf albümlerimiz. Eğer isterseniz başka videoda onu göstermek isterim. Yani sizinle paylaşmak isterim tabii ki de. Bu koli bugün boşalacak olan kolim. Şimdi öncesinde şöyle bir makyaj masamdan bahsetmek gerekirse, benim videolarımı zaten izliyorsanız şunu fark etmişsinizdir. Evimin birçoğu Ikea. Çünkü ben zaten orayı hem çok konforlu buluyorum hem de bana göre kullanımı daha kolay, daha basit geliyor. Şöyle bir el salladıktan sonra size devam ediyorum. Ikea dediğim gibi aynamız. Şöyle iki tane gözü var. Bir burada. Bir de burada. Yani iki tane şöyle gözü var. Şu sandalye aslında bunun sandalyesi değil tam olarak. Bu benim yemek masamın sandalyesi. Zaten o da aynı şekilde Ikea olduğu için çok fazla sırıtmıyor. Ben de yeni bir sandalye almak yerine bunu burada kullanmak istedim. Hem böyle koltuğunu görüyorsunuz gri. Duvar renkleri de çok güzel uyduğu için bunu burada kullanmayı seviyorum ben. Bu arada her aldığımı göstereceğim demiştim ya size. O videomun altında da çok teşekkür ederim size. Birkaç tane yorum gelmiş. Evet işte aldıklarını göster. Hoşumuza gider gibi. Bu Nevresim takımı Trendyol'dan aldım. İsterseniz bunun linkini de aşağıya bırakırım. Hatta ben bırakayım, siz bakmak isterseniz bakarsınız. Aynı şekilde bakın şu postta. Şöyle bir post. Ya aslında post değil. Böyle yünlü
minicik bir halı mı desem, kilim mi desem, o tarz bir şey. Bunu da makyaj masamın altına aldım. Bu da aynı zamanda Trendyol. İsterseniz bunu da bırakırım. Hatta ben bırakayım, siz isterseniz bakarsınız. Öyle demek daha mantıklı. Bunların ikisinin de linkini bırakırım. Eğer beğenirseniz ve almak isterseniz alabilirsiniz tabii ki. Öncelikle şunlar makyaj malzemeleri. Bunları biz böyle ayakkabı kutularına koyduk. Çünkü hani daha derli toplu olsun ve kaybolmasın diye. Makyaj malzemelerinden başlayalım diyorum ben. Onları dizelim. Ondan sonra da takılara geçelim. Şu yine benim böyle Ikea'dan aldığım bir raf. Bunun arkaları böyle çivi takıp bunları geçiriyorsunuz. Normal, standart. Her yerde bulabileceğiniz bir şey zaten. Ben bunu makyaj masamın şöyle üst köşesine asıyordum ve bunun üstüne parfümlerimizi, kremlerimizi falan koyuyordum. Çok el altında kalmasını istemediğim şeyleri koyuyordum zaten. Bir tane böyle şeyim var benim. Aynalı tepsi tarzında bir şey. Ona koyarım belki diyorum bu sefer. Bakalım deneyelim nasıl olacak bilmiyorum ben de. Uzun bir zaman önce makyaj malzemesi almayı bıraktım. Yaklaşık 1-1,5 sene önce tamamen makyaj malzemesi almayı bıraktım. Çünkü bir dönem çok fazla sarmıştım bu duruma ve hani o zaman çalışıyordum. Çalıştığım zaman gidiyordum maaşımı alır almaz ya. Alır almaz direkt Gratis'e, Watson's'a koşuyordum ve böyle gerçekten maaşımın yarısı kadar alışveriş yapıyordum. Hatta o zaman makyaj malzemelerine çok fazla sarmıştım ve böyle bir Instagram hesabında sürekli bunları paylaşıyordum. Hatta bir blog hesabım vardı. Orada da bunları paylaşıyordum. Çok da keyif alıyordum aslında bundan ama tabii ki büyük bir sayfa olmadığım için ve sürekli başka markalardan bana bir şey gelmediği için sürekli kendim alıp kendim yazıp tanıttığım için ve sürekli post koymak istediğim için bir süre sonra bu hani yeter ki post atayım da fark etmez alırım olayına dönmüştü. Yani aslında ben post atabilmek için sürekli makyaj malzemesi aldığımı fark ettim. Yani onu fark ettiğim gün bu olayı durdurmak için bir daha hiçbir şekilde makyaj malzemesi almıyorsun Dilara dedim. Ve o günden beridir gerçekten de almayı bıraktım. Şu anda sadece elimde olanları kullanıyorum ve örnek veriyorum rimelim bittiyse onu alıyorum. Önceden bir rimelim bitiyordu ve gidiyordum 3 farklı markanın rimelini alıp 3'ünü birden kullanıyordum. Ama bu gerçekten beni sıkmaya başlamıştı artık. Böyle bir huy olmaya dönüşmüştü bende. O yüzden onu gerçekten bir an önce bırakmak istiyordum ve başarılı oldum. Sadece bir markanın rimelini kullanıyorum ve o bittiğinde sadece onu alıyorum. Ve bir tane rimelim var. Aşırı uygun fiyatlı. Bunu ben gerçekten çok seviyorum. Hani fiyat ve performans olarak bence aşırı iyi bir rimel. Tabii ki herkesin kirpiğinde aynı etkiyi vermiyor olabilir ama ben bunu kullanmayı çok seviyorum. Yani bunu bulduktan sonra başka hiçbir şey almadım diyebilirim. Bu kutuma yerleştirmeye başlıyorum. Şimdi ya kendimi göstermem gerekiyor ya kutuyu göstermem gerekiyor. Anlatacaklarım bitene kadar kendimi göstereceğim. Sonra zaten tık 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 yaparken burayı göstereceğim. Rimelimi şöyle aldım ve şu köşeye attım. Şimdi rimel işini hallettik. O rimelin bir siyahı var bir de pembesi var bende. Bu da yine aynı şekilde Essence'in rimeli. Ben bunların arasındaki farkı çok fazla bilmiyordum. Ta ki bir gün mağazaya gidip siyahının olmadığını görene kadar mecburen bunu almak zorunda kalmıştım. Bunu kullandıktan sonra arasındaki farkı çözdüm hemen hemen. Çok fazla kullanmıyorum. İkisini üst üste sürmeye bayılıyorum. Çünkü birisi çok ince ince yapıyor. Bence bu ince ince yapan. O siyah olan da çok fazla kirpiğimi böyle havaya kaldırdığını hissediyorum ben. Dediğim gibi herkese aynı etkiyi vermeyebilir ama ben de böyle. Bu çok ince oluyor ve böyle şey gibi çok çok günlük makyajlarda kullanılabilecek bir ürün bence. Çünkü belli belirsiz yani böyle ince ve uzun ama çok göze batmayan bir rimel olduğunu düşünüyorum. Aynı yere koyuyorum. Ondan sonra da far paletine geliyorum. Şimdi far paleti olarak en fazla The Balm'ı kullanmayı seviyorum. Makyaj malzemesi almayı bıraktığım günden beri hedefim aldığım şeyi bitirmek. Bitiriyorsan yenisini alabilirsin. Bitirmiyorsan almak yok diye şartlamıştım kendimi. Çünkü bu düşünmeden harcama olayı yaşım birazcık geçtikten sonra çok komik gelmeye başladı bana. O yüzden şu anda daha böyle şeyim hani elimdeki bende bir tane varsa okey bu bana yeter ve daha fazlasını almaya gerek yok. Bittiği gün bir daha alırsın Dilara diye sürekli kendimi motive ediyorum. Almayı bıraktığım günden beri de şöyle bir şey oluyor bana. Giriyorum mesela
birçok markanın birçok ürünü çıkmış oluyor. Bakıyorum çok hoşuma gidiyor ve kendimi şartlıyorum. Bu bittiğinde onu da alacaksın falan diyerek kendimi şartlıyorum. Şimdilik bunu kullanmaya devam ediyorum. Ama tabii ki makyaj malzemelerine olan düşkünlüğüm hiçbir zaman bitmedi. Hala böyle gördüğümde dudaklarım uçukluyor. Yani o zaten içinizde olan bir şey. Hani böyle o zevk gerçekten hiç bitmiyor. Sadece tutarsızca alışveriş yapmaktan hoşlanmıyorum. Ama tabii ki bana kalsa hepsini almak istemiyor muyum? İstiyorum. Yine dediğim gibi yine bir The Balm'ın bir far paleti var. Bunu da hala kullanıyorum. Onu da yerine koyuyorum. Şimdi far paletlerimi şuraya dizdikten sonra şu gözü açıyorum ve buraya highlighter, bronzer ve allıklarımı diziyorum. Dediğim gibi çok fazla yok. Zaten elimde olan fazlalıkları arkadaşlarıma verdim. Bunları dağıttım. Çünkü bende zaten şu anda var. Birazcık da siz kullanın deyip dağıttığım oldu. Bunlar son kalan ve benim gerçekten kullanmayı sevdiğim ürünler. Hem burada kalabalık yapmasına gerek yoktu zaten. Hem de hepsini aynı anda kullanamayacağım için. Başkaları da bundan nasiplensin istedim. Böyle Flormar'ın bir allığı var. Bunu da buraya koyuyorum. Onun dışında bakıyorum. Yine bu markasını bilmiyorum. Golden Rose büyük ihtimalle. Hem highlighter hem bronzer. Bu da ikili bir palet. Bunu da buraya koyuyorum. Bakın kendime verdiğim sözü tuttuğumu şuradan anlayabiliriz. İlk defa bir fondöten bitirdim. Hayatımda ilk defa gerçekten dibini gördüm. Mesela bu artık yeni alabilirim. Fırçalarıma geçiyorum. Fırçalarımı şöyle hızlıdan toplayayım. Yerlerine koyayım. Bir tane yine The Balm'ın far sabitleyicisi var bende. Bu böyle katı, yani krem gibi bir şey. Krem gibi yapısı olan bir şey. Parmağınıza böyle mercimek tanesi kadar alıp göz kapaklarınıza sürdüğünüz zaman gerçekten farınızı inanılmaz bir şekilde kalıcı yapıyor. İsmini de şöyle gösterebilirim. Bunu almak isterseniz gerçekten çok 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 öneriyorum. Kesinlikle alıp kullanın bence. Bu da şey gibi oldu. Sanki makyaj masamı düzenliyorum gibi değil de makyaj malzemesi tavsiyeleri veriyormuşum gibi oldu. Tabii ki bunlar benim naçizane kendi kullandığım ve beğendiğim şeyler. Sadece size de fikir olsun diye göstermek istedim. Hazır vaktim de varken bu da böyle bir video olsun istedim. İki tane kapatıcım var. Bunlar Fit Me. Numaralarına da bakıyorum. 20 ve 25. Birisi gözlerimi aydınlatmak istediğim zaman kullandığım, birisi de sadece kapatıcı olarak kullandığım ürün. Bunları da yerlerine koyduktan sonra bakıyorum. Dudak kalemlerimi topluyorum şöyle. Dudak kalemlerim başka var mı? Başka yok. Bunları da hemen yerlerine koyuyorum. Burada rujlarım eksik çünkü annemlerde kaldık birkaç gün ev. Tam oturana kadar. O zaman makyaj yapmam gerektiğinde onları orada kullandım. Bunlar böyle pastelin ve bakıyorum Flormar'ın mat kalıcı rujları. Bunları zaten bilmeyen yoktur. Aynı zamanda Golden Rose. Şöyle diziyorum bunları ben. Hatta şöyle dizeyim hepsini yan yana. Pastel. Şurada. Zaten benim hemen hemen kullandığım rujlar çok bellidir. Bir tane farmasi. Bir tane almışım ve daha almamışım herhalde. Çünkü katalogdan çok bulamıyorum hangi renk nasıldır diye bilmediğim için. Mağazalarda gidip bakmak benim için daha güzel oluyor. Ya da böyle tavsiye veren birine uyup almak daha güzel geliyor. Ve temayızlı şöyle bir ruju var. Onu da koyduktan sonra bir tane daha fırça çıktı. Bunlar da göz kalemlerim. Bunları da şöyle koyayım hatta. Aa, bu arada şöyle çiçek sepetinden kart çıktı. Onu görmüşken size de söyleyeyim. Birkaç gün önce benim doğum günümdü. Ama evin durumu malum böyle olduğu için ve aklım evde kaldığı için herhangi bir kutlama yapmak istemedik. Ve
evde taşındığı için şu an. Bu da beni çok mutlu ettiği için ekstra bir hediye gerçekten istemedim. Zaten ben doğum günlerimde hediye istemek yerine farklı şehirlere gidip oraları gezmek istiyorum. Ama pandemiden dolayı onu da yapamadık. O yüzden böyle bir yemeğe çıksak ne olur, çıkmasak ne olur. Zaten sürekli yaptığımız şey diyerek onu da istemedim. Onun için videoda çekmedim ama arkadaşlarım sağ olsunlar evime gelip gece 12'den sonra gelip bana sürpriz yaptılar. Hatta bu araya onun görüntülerini koyayım. Siz de bu sırada onları izleyin. Annemlerle de kutlama yaptık. Dediğim gibi arkadaşlarım da geldi. Şehir dışında olan arkadaşlarım hediyelerini yolladılar. Hepsine çok teşekkür ederim buradan da. Şimdi siz videoları izleyin. Şöyle ufak ufak videolar var, dediğim gibi bilinçli olarak çekilmemiş. Tamamen bizim kızlar çekmişlerdi. Onları izleyin, ondan sonra hemen devam edelim. Videoları izlediniz herhalde. Çok teşekkür ederim hepsine. Buradan da gerçekten çok çok teşekkür ederim düşündükleri için ve beni bugün de yalnız bırakmadıkları için. Onları gerçekten çok seviyorum. İyi ki varlar. Ve devam ediyorum. Şimdi bu boşaldı. Bu yeniydi. Yeni bir kutuydu. Bunu hiç kullanmamıştık. Makyaj malzemelerini boşalttıktan sonra şimdi artık kullanırız. Bunları şöyle kenara ayırıyorum. Bunların yerleri burası değil. Şimdi başka bir ayakkabı kutumdan bakalım ne çıkıyor. Evet. En karışık olan şeylerim. Yani takılarım. Şöyle iki tane saatim ve saatimin kutusu var. Bunları çekmeceye koyacağım. Şimdi ben şöyle bir şey yaptım. Takılarım benim gerçekten çok karışık. Ben de bu yüzden şöyle iki tane hazır sepet aldım. Bakın şöyle. Bunların içine birine küpeme, birine de kolyelerimi koymak istiyorum. Umarım çok karışık olmaz. Kolye uçlarımı yine buranın içine koyuyorum. Yani burası evet karışık oldu biraz, farkındayım. Ama böyle hepsini ayrı ayrı kutularda muhafaza etmektense hepsi bir arada olduğunda ben daha iyi anlıyorum aslında neyi nasıl takacağımı. Tabii ki bu kalıcı bir çözüm değil. Hemen açıyorum rafımı ve takılarımı şöyle koyuyorum. Ve burada kremler, deodorantlar, parfümler çıkıyor anladığım kadarıyla. O yüzden hemen gidiyorum ve dediğim ayna tepsiyi alıp tekrar buraya geliyorum. Bakın şöyle aynı bir tepsi bu. Sonra bilmiyorum. Ben de deneyip göreceğim sizinle birlikte. Şimdi kolimi şöyle bir alırsam. Buradan daha rahat olacak çünkü. Ve parfümlerimi şöyle bir sepete koymuş Denizciğim. Ben boş ev videosu yapmak için bu eve gelmiştim ve nakliyeciler gelecekti. Dediğim gibi eşya topluyorduk o sırada. Deniz evleri ve Deniz benim eşyalarımı toplamış hemen. Şöyle bir sepet yapmış. Çok akıllıca bence. O yüzden bunları şimdi dizmek çok rahat olacak benim için. Dediğim gibi şimdi şu tepsiye bunları diziyorum. Şöyle vücut spreylerini, yani uzun olanları en arkalara, onun gibi deodorantları da en arkalara dizeyim diyorum. Parfümlerimi şöyle dizmeye devam ediyorum. Şunu çekiyorum. Deodorantım geldi çünkü. Yine
vücut spreyi. Bir tane daha parfümüm var. Şunlar Fuat'ınki. Bunları burada ayırıyorum o yüzden. Güneş kremim var bir tane. Onu da şöyle koyayım. Bir tane daha güneş kremim var. Şu Solente güneş kremi. Ben bunu kullanmayı çok seviyorum. Eğer güneş kremi bakıyorsanız gerçekten bunu deneyin. Bu da Yves Rocher'in bir güneş kremi. Bunların ikisini de kullanıyorum. Severek kullanıyorum. Oscar'ın bir tane şöyle bakım kremi var. Bunu herhangi bir şey olduğunda ya da bir yara bere olduğunda bir yerine sürüyoruz. O yüzden bunu da baş köşeye koyuyorum. Çünkü bu da çok lazım. Bir tane daha deodorantım var. Şunlar Fuat'ın olanlar. Ve burası da tamam. Burası da tamam görünüyor. Şöyle gösteriyorum size. Bakın böyle arkada deodorantlar, parfümler, güneş kremleri. Önde de siz söyleyin, ojeler. Bunu da şöyle diğer bir köşeye koyuyorum. Evet, burada uyanan biri var. Kolilerin şokunda galiba. Evet, boşalttığımız kutuları gösteriyorum size. Bir ayakkabı kutusu, bir sepet, yine bir ayakkabı kutusu, bir tane koli. Boşalmış durumda ve hepsi buraya yerleşti artık. Bütün makyaj malzemelerim şu makyaj düzenleyicilerinde. Yaklaşıyorum. Bu şekilde. Aynam burada asılmayı bekliyor. Onun dışında bu dediğim gibi tepside şu an için günlük kullandığım parfümlerim, deodorantlarım, o tarz şeylerim var. Ve evet, bu da böyle bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Evimin bir kısmını sizinle birlikte düzenledik. Biraz bölük bölük olabilir. Bunun için lütfen kusura bakmayın. Çünkü farklı günlerde çekmek zorunda kaldım. Aranızda taşınanlar varsa bu sürecin ne kadar zor olduğunu az çok bilirler. Ben de bu sürecime sizi dahil etmekten tabii ki keyif aldım. Ama zorlandığım anlarda kamerayı açamadım. Bunun için beni mazur görün lütfen. Buraya kadar izlediyseniz lütfen videomu beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda beni takip ederseniz de çok mutlu olurum. Dediğim gibi sizinle paylaşacak çok şeyim var. Hepinizi çok seviyorum. Daha şimdiden çok güzel etkileşim yakaladığımızı düşünüyorum. Instagram'dan çok fazla sohbet ettiğim arkadaşım oldu. Lütfen desteklerinizi eksik etmeyin. Sizleri çok seviyorum. Öpüyorum ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.